Ocak Medya'da Sinan Eskicioğlu 13. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olur mu başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Anketlerde seçilemeyeceğini gören Erdoğan'ın yeni bir oyun kurduğunu savunan Eskicioğlu, Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yeni bir test sunacağını belirtti. Erdoğan'ın yeniden başbakanlığa döneceğini kaydeden Eskicioğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemi AK Parti olarak biz de istiyoruz. Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçelim. Seçim tarihi belirleyelim. Cumhurbaşkanı adayı belirleyelim ve AK Parti'nin adayı Abdullah Gül olsun ve başbakanlık için seçim yapalım diyerek kamuoyunu ikna edebileceğini öne sürdü. Eskicioğlu'nun ortaya attığı senaryonun birçok çıkmazı bulunuyor. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala resmi olarak adaylığını açıklamasa da Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli çoktan Erdoğan'ın adaylığını ilan etti. Ankara kulislerinde dolaşan Erdoğan Gül'ü aday gösterecek tezleri en çok MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kızdıracak. Çünkü emniyet ve güvenlik başta olmak üzere bürokrasideki MHP kadroları Erdoğan'ın Bahçeli ile işbirliğini atmasından çekiniyor. Bahçeli-Erdoğan ortaklığı biterse bürokraside büyük deprem yaşanacağı her yerde dillendiriliyor. Cumhur İttifakı ortaklarından Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in istemediği Abdullah Gül'ün Erdoğan tarafından aday gösterilmesi halinde siyasette taşlar yerinden oynar. Ancak 2014 yılından itibaren kurucusu olduğu AK Parti'den uzaklaştırılan Gül'ün teklife sıcak bakmayacağı iddia ediliyor. Yeni nesil AKP'liler ve AK trollerce Erdoğan'a ihanetle suçlanan Gül'ün yeniden teşkilata nasıl kabul ettirileceği ise başka bir sorun. Ancak gazeteci Deniz Zeyrek'in tabiriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan beyaz dedi diye siyaha beyaz diyen insanların yaşadığı ülke Türkiye. Türkiye'de dün hain ilan edilen Gül bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul görebilir. Bunun için Erdoğan'ın aday göstermesi AK Parti teşkilatını Gül etrafında bütünleştirebilir. Bütün bu analizlerin sonunda söylenmesi gereken şu: Erdoğan'ı tanıyan herkes bilir ki 2017 referandumuyla aldığı tek adam rejiminden vazgeçmeyecek. Sağlığı el verdiği ölçüde 2023 seçimlerini de kazanmayı arzu eden Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir hesaplaşmanın sayfasını açacak. Ankara'da birçok ismin dillendirdiği gibi sandıkta kaybetme riskini de göze alarak son seçimde de aday olacak. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.